Çalışkanlıkları ve girişimci ruhları ile dünyaya nam salan Kayseri'nin cazibe merkezidir Mimar Sinan. Mimar Sinan'ın eski adı Cırlavık'tır. Oğuz boylarından olan Cırıklı, yerleşim yeri olarak seçtiği bu yere kendi obalarının adını yani Cırlavık ismini vermiştir. 11. yüzyılda bir kısım Oğuz boylarının bu bölgelere yerleşerek köy kurdukları bazı tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Buradaki mahalle ve köy adlarına bakılarak da bu gayet net bir şekilde anlaşılmaktadır. Muhteşem mimar, Mimar Sinan'ın doğduğu yer olan beldeden bugüne kadar pek çok değişik medeniyetler gelmiş geçmiştir. Binlerce yıllık mazisi olan Mimar Sinan'ın Türk yurdu haline gelmesi Selçuklular zamanında 1200'lü yıllara rastlamaktadır. Mimar Sinanlılar bütün bunlardan dolayı kendilerine şu sloganı bulmuşlardır. Evet, ayrıcalıklıyız çünkü biz Mimar Sinanlıyız. Mimar Sinan'da okur yazar oranı bir belde için çok yüksek sayılabilecek orandadır. Nüfusun %98'i eğitimli ve okur yazardır. Mimar Sinan Kayseri'nin kuzeydoğusunda 53 milyon metrekare arazisi olan Kayseri'nin gelişme alanı içerisinde bulunan Hinterland'a dahil olmuş büyük bir belde. Büyük diyorum çünkü Mimar Sinan'ın nüfusu 22 bin. Şu an 22 bin yaşayanımız olmasına rağmen en az bu kadar daha kısa süre içerisinde yaşayacak insanımız olacak. Çünkü Mimar Sinan'da şu an 6670 tane konut
yapım aşamasında. Organize sanayi bölgemiz başladı. Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yaptıkları yatırım ve projelere Başkan Mehmet Özhaseki ayrı bir önem vermekte ve Mimar Sinan Beldesi'nin hak ettiği tüm yatırımlara kısa zamanda kavuşacağını müjdelemektedir. Bazı siyasi olarak düşünenler oluyor ama siyasi değil de gerçekçi, realist bir düşünce olduğunda Mimar Sinan'ın ya da diğer beldelerin Büyükşehir'e bağlanmasında herhangi bir zararı değil, mutlaka karı vardır. Biz de Büyükşehir'e bağlanmaktan dolayı yatırımlardan faydalanmaya başladık. Büyükşehir Belediye'miz burada çok büyük bir parkımızı yapıyor. Büyükşehir Belediye'miz burada yollarımızı yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan'da asfaltlarımızı yapıyor. Tabii ki yardımlaşmayla oluyor. Her şeyde bizim gücümüz yetmiyor. Bizim gücümüzün yetmediği zamanlarda Büyükşehir Belediyesi devreye giriyor. Sanayi konusunda ileriye dönük projelere adım atan Mimar Sinan Beldesi'nin en büyük hamlesi, belde sınırları içerisinde 600 hektarlık alana kurulan organize sanayi bölgesidir. Şimdiden birçok yatırımcı firmanın talep ettiği ve şantiye alanına dönen bölgede her geçen gün yeni fabrikalar kurulmaya başlamış, bölgeye geniş çaplı istihdam sağlanması hedeflenmiştir. Atatürk'ün gençliği armağan ettiği gençlik ve spor bayramı olarak. Siz bu maaşı alın, ondan sonrasını da bize bırakın diyor. Günümüzde tükenmeye yüz tutan taş işçiliğinde Mimar Sinan'ın önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Mimar Sinan yüzyıllardır taş işçiliğinde ekol olmuş bir yöre. Atatürk'ün Anıtkabir'inden Türkiye'deki tüm tarihi yapılarda Mimar Sinanlıların mutlaka ve mutlaka eli vardır. Tabii bu taş işlemecilik artık günümüzde yavaş yavaş yok olmaya yüz tutmuştu. Biz bunu canlandıralım istedik. Buradaki gördüğünüz eserleri arkadaşlarımız beraber birlikte projeler yaparak çıkartıyoruz. Bununla ilgili olarak Avrupa Birliği'ne proje müracaatımız vardı. Projemiz kabul edildi. Şimdi artık haber bekliyoruz. Avrupa Birliği bizim buradaki taş işçiliğimize de destek verecek. Avrupa Birliği'ne yaptığımız proje Leonardo da Vinci projesi kapsamında yeni elemanlar yetiştirme projesi. Projemizde 40 tane taş ustası yetiştirme amaçlandı. İşin güzel tarafı da Avrupa'dan bu projede bizimle ortak olabilmek için 9 tane ülkenin bize müracaat etmiş olması. İspanya ile beraber ve birlikte yapacağız bu projeyi. Daha da geliştirmek tabii ki hedefimiz. Şimdilik ilk adım olarak biz bunu yaptık. Yüzyıllardır taş işçiliğinde ekol olmuş beldenin Avrupa Birliği ile ortak proje çalışmaları başlamış ve proje kapsamında yeni taş ustaları yetiştirilmesine karar verilmiştir. Atatürk'ün Anıtkabir'inden Türkiye'deki tüm tarihi yapıtlarda Mimar Sinanlıların mutlaka alın terleri bulunmaktadır.
Atatürk'ün gençliği armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı olarak. Siz bu maçı alın, ondan sonrasında bize bırakın. Gelecekle ilgili tabii ki bizim de buraya bir katkımız olacaktır. Çok büyük projelerimiz var. Yeni konut alanları, yeni iş alanları, insanlarımızın sosyal aktivitesini güçlendiren, birbirlerine yaklaştıran, gerçekten de bu ülkeye layık olan insanların yaşadığı belde o şeklindeyiz. Yaptığımız tüm projeler, bundan sonraki yapacağımız tüm projelerde insan yaşamını en iyi şekle getirmek açısından önemli bir şeyler. Bunun için Mimar Sinan'da yapılacak olan her hareketimiz, atacağımız her adım gelecekle ilgili olarak çok daha iyi pozisyonlarda bulunmasını gerektiriyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinliklerin başında Mimar Sinan'ı anma ve evliyalar ziyareti geniş bir katılımla yapılmaktadır. Burada 50 kazan pilav pişirilerek halka dağıtılmakta ve kaynaşmaları birbirleriyle hasret gidermeleri sağlanmaktadır. Başkan Nail Şahan'ın spora ve sporcuya verdiği değer, kurmuş olduğu takımların başarılarından da anlaşılmaktadır. Futbolda, voleybolda ve hatta kayakta adlarından sıkça bahsedilen takımlar Mimar Sinan beldesinin gurur kaynağı olmuştur. Mimar Sinan beldesinde yapılan her iş, üretilen her proje, belde halkını layık olduğu en üst düzeyde yaşatacak ve gelecekte de fayda sağlayacak şekilde hazırlanır. Mimar Sinan beldesinde yaşamak bir ayrıcalıktır. Atatürk'ün gençliği armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı olarak. Siz bu maçı alın, ondan sonrasında bize bırakın.